Teknopat'tan herkese merhaba, ben Çağın Çelik. Bugün Asus'un 120 Hz ekranı, GTX 1060 ekran kartı ve karbon fiber dokulu gövdesiyle ön plana çıkan GL703FM oyuncu dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Laptopun ekranıyla ve fiziksel özellikleriyle başlayalım isterseniz. 17.3 inç büyüklüğündeki panel, 1080p çözünürlükte ve 120 Hz ekran tazeleme oranı var. 5 milisaniye tepki süresi yine bir oyun laptopu için optimum aralıkta. Dış mekanda kullanımda ortaya çıkan yansıma problemlerini ortadan kaldırmak için ekran parlaklık önleyici mat kaplamayla geliyor. Ayrıca ekran %94 NTSC renk gamutunu da kapsıyor. 1080p çözünürlük söz konusu olduğunda oyunlarda 60 FPS üstü değerler GTX 1060 ekran kartının rahatlıkla ulaşabileceği seviyede. Böyle olunca 120 Hz tazeleme oranı değer kazanıyor. 60 Hz monitörlerin aksine oyunlar daha akıcı hale geliyor. Bu sebeple oyun odaklı monitörler söz konusu olduğunda ben daima yüksek tazeleme hızı taraftarıyım diyebilirim. Ekranın arkası fırçalanmış alüminyum görüntüsüne ve kırmızı aydınlatmalı ROG logosuna sahip. Elbette isteğe göre bu aydınlatma kapatılabiliyor. Gövdenin üst yüzeyi karbon fiber dokulu plastikten imal edilmiş. Gerçek karbon fiber çok dayanıklı ve çok hafif bir malzeme, ancak tüm gövdeyi gerçeğiyle kaplamak maliyeti oldukça artırabilirdi tabii ki. GL703VM ilk bakışta ince tasarımıyla göze çarpıyor. Genellikle oyun için üretilen dizüstü bilgisayarlarda görmeye alıştığımız kalın tasarımın aksine ince bir dizüstü bilgisayar görmek sizi şaşırtabilir. Ölçülere baktığımızda dizüstü bilgisayarın 415 mm en, 280 mm boy, 24 mm yüksekliği ve 2 kilo 950 gram ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Ekranın hemen üzerinde yer alan kamera HD720p çözünürlüğü destekliyor. Ciddi anlamda stream yapmak isteyenler için biraz kısıtlı kalabilir. Ancak temel iletişim konusunda kamera yeterli. Güç, pil, depolama ve Wi-Fi aktivite ışıklarının ekranın hemen altında konumlandırıldığını görüyoruz. Ekran çerçevesinin şekli sayesinde ekran kapatılsa dahi bu ışıklar görülebiliyor. RGB aydınlatmalı chiclet klavyenin tuşları tombul parmaklar için yeterince geniş yapılmış ve tuş geri bildirimi tatmin edici. Ancak aydınlatmanın ileri seviye özelleştirmeye izin vermiyor oluşu bir eksi. Asus'un Aura RGB uygulamasıyla klavyenin renklerini bireysel olarak özelleştiremiyoruz. Bunun yerine bölgesel özelleştirme seçeneği konulmuş. Klavye üzerindeki ses açma, kapama tuşlarının yanı sıra ROG Gaming Center uygulaması kısa yol tuşu da bulunmakta. Trackpad'in takip yeteneği bize fazlasıyla yeterli geldi ve büyüklüğü sorunsuz bir çalışma ortamı yaratıyor. Windows 10'daki dokunmatik yüzey hareketleri bu trackpad tarafından desteklenmekte. ROG Gaming Center uygulamasıyla trackpad'in kolayca kapatıldığını da belirtelim. Buna ek olarak Windows tuşu yine aynı uygulama içinde devre dışı bırakılabiliyor. Giriş ve çıkış portlarına baktığımızda kulaklık çıkışı ve mikrofon girişi olabilen combo 3.5 mm'lik analog jack, 4 adet tip A ve 1 adet tip C USB 3.0 çıkış, 1 adet RJ45 Ethernet portu, 1 HDMI 2.0 ve 1 mini DisplayPort 1.2 çıkışları olduğunu görüyoruz. Burada özellikle belirtelim, hem HDMI hem de mini DisplayPort üzerinden 4K 60 Hz çıkış almanız mümkün. Dolayısıyla oturma odanızda bir 4K LED TV'ye sahipseniz kablosuz gamepad'inizi de takıp koltuğunuza kurulup oyun konsolu kullanır gibi keyif yapabilirsiniz. Ürün üzerinde bir adet SD kart okuyucu da bulunmakta. Crystal Diskmark testimizde 80 MB saniye okuma ve 70 MB saniye yazma değerlerine kadar ulaştık. Bu da kart okuyucunun USB 3.0 arayüzüne bağlı olduğunu doğruluyor. GL703VM ile birlikte gelen adaptörün ağırlığı 655 gram. Dolayısıyla adaptörüyle birlikte çantanızda taşımak istediğinizde toplam ağırlık 3.5 kiloyu geçiyor ve adaptör şekil bakımından yassı ve ince bir tasarıma sahip. Adaptör üzerindeki bilgilerden yola çıkarsak dizüstü bilgisayara 19.5 volt üzerinden 9.23 amper akım sağlandığını görüyoruz. Bu değerler de maksimum 180 watt güç tüketimine tekabül ediyor. Son olarak bilgisayar üzerinde bir adet Kensington kilidi bulunduğunu ve tahmin edebileceğiniz üzere optik sürücüye yer verilmediğini belirtelim. Cihazın teknik özelliklerine göz gezdirdiğimizde 7. nesil i7-7700HQ işlemci tercih edildiğini görüyoruz. Burada Intel'in dahili ekran kartının devre dışı bırakıldığını belirtelim. Yani Nvidia Optimus bulunmuyor. Bu işlemci 4 çekirdekli ve 8 izlekli 45 watt TDP'ye, 2.8 GHz temel ve 3.8 GHz turbo çalışma frekansına sahip. 3.8 GHz turbo değeri tek çekirdekte çalışan iş yükleri için. 2 çekirdekte çalışan iş yükleri için turbo değeri 3.7 GHz, 3 ve 4 çekirdek için 3.6 GHz seviyesinde. Yonga seti olarak Intel'in HM175'ini görmekteyiz. Ve bu yonga setiyle birlikte bilgisayara maksimum 32 GB DDR4 bellek takabiliyorsunuz.
Laptopun arkasındaki bir vidayı sökerek kolayca erişim sağladığımız bir paneli açtığımızda sadece bir RAM slotuna erişim sağladığımızı belirtelim. İkinci RAM slotuna erişmek için biraz daha zahmetli olan arka kapağın tamamını açmanız gerekmekte. Kapağı açtığımızda 16 GB DDR4 2400 MHz Hynix marka belleklerin ürüne dahil olarak geldiğini görüyoruz. Asus'un bu cihazda Nvidia GTX 1060 ekran kartı tercih ettiğini belirtmiştik. 6 GB GDDR5 bellek, monitörün 1080p çözünürlüğe sahip olduğunu düşündüğümüzde 2018 itibariyle piyasadaki hemen her oyun için yeterli olacaktır. Aynı zamanda sanal gerçeklik gözlükleri için de minimum kabul edilen GTX 1060, bu teknolojiye de giriş yapmak isteyen kullanıcılar için yeterli grafik işleme gücü sunuyor. Depolama olarak SATA tabanlı 256 GB M.2 formunda Hynix SSD sürücü tercih edilmiş. Yaptığımız Crystal Disk Mark testinde 541 MB saniye ardışık okuma ve 216 MB saniye ardışık yazma hızları elde ettik. Bu noktada okuma hızları oldukça iyiken yazma hızları bir miktar daha iyi olabilirdi. Yine de belirtelim, bu M.2 slotuna NVMe tabanlı SSD'ler takıp PCI Express ara biriminin yüksek bant genişliğinden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca SSD'ye ek olarak 1TB 7200 RPM devir hızına sahip 2.5 inçlik Seagate FireQ'da hard disk kullanıldığını görmekteyiz. Yine arka panelden bu hard diske kolayca erişebiliyorsunuz. Ağ özelliklerine göz gezdirdiğimizde Intel'in Dual Band Wireless AC8265 kablosuz ağ adaptörünün üründe kullanıldığını gördük. Bu adaptör maksimum 867 megabit saniye hız ve Bluetooth 4.2 desteğine sahip. Pil olarak 4 hücreli 64 watt saatlik lityum polimer bir model tercih edilmiş. Chrome tarayıcısını kullanarak Wi-Fi üzerinden YouTube'da 1080p 60 kare saniye video izleme testimizde pil ömrü 2 saat oldu. Test esnasında dengeli güç profili kullandık, ekran parlaklığı tam, ses %25 seviyesindeydi. Ayrıca klavye aydınlatması da kapalıydı. Ses yongasıyla devam edersek üründe Realtek ALC-295'in tercih edildiğini görmekteyiz. Bu yonga iki kanallı da olsa güncel bir ses yongası. Üründeki bir diğer Realtek yongası da PCI Express tabanlı Gigabit Ethernet kontrolcüsü. Yazılım özelliklerine baktığımızda GL703 VM'nin Windows 10 Home ve Pro ile geldiğini görmekteyiz. Sisteme yüklenmiş gelen ROG Gaming Center bilgisayarın güncel durumu hakkında bilgi edinebildiğiniz, birçok işlevini ayarlayabildiğiniz ve özelleştirebildiğiniz bir uygulama. İşlemci, ekran kartı, hard disk ve SSD kullanımı, sıcaklık değerleri, klavye aydınlatma ayarları, fan hızı, monitör renk profilleri, ağ optimizasyonu gibi pek çok gelişmiş ayarı bu uygulama içinden gerçekleştirmeniz mümkün. Asus'un ROG Game Visual adını verdiği özellik farklı oyun ve uygulamalar için farklı renk profillerini barındırıyor. Ayrıca ROG Game First sayesinde ağınızda belirli uygulamalara öncelik vererek ya da önceliklerini düşürerek oyunlarınızdaki gecikme problemlerinin önüne geçebiliyorsunuz. Dizüstü bilgisayarın soğutması 3 adet ısı borusuna, 2 fana ve 2 hava çıkış ızgarasına sahip. GL703 VM nispeten ince bir form faktörüne sahip olduğu için soğutmada kullanılan alüminyum kanatçıkların ve fanların boyutları haliyle biraz küçük. Bundan dolayı işlemci sıcaklıkları sistem kaynaklarını yoğun kullanan oyun ve uygulamalarda 90 derece üzerine çıkabiliyor. Bu durumda işlemci turbo frekanslarını otomatik olarak ayarlıyor. Daha yüksek süre turbo frekansında kalmak isterseniz fan overboost özelliğini kullanabilirsiniz. 1080p çözünürlükte yaptığımız oyun ve benchmark testlerimiz şu şekilde. Yüksek ayarlarda PUBG testimizde MSI Afterburner'ın ortalama FPS bulma özelliğini açarak oyunu bir süre oynadık. Elde ettiğimiz sonuç ortalama 80 FPS oldu. Optimizasyon eksikliği sebebiyle pek çok sistemde sorun yaratan PUBG, GL703 VM'de sorunsuz çalışıyor ve akıcı bir oyun tecrübesi sunuyor. Warhammer 2'ye geçtiğimizde aşırı grafik ayarlarında savaş modunda 43.4 FPS, senaryo modunda 51.6 FPS elde ettik. Her iki modda da oyun gayet oynanabilir değerlerdeydi. Assassin's Creed Origins testimizde ultra yüksek ayarlarda 54 FPS elde ettik. Bir sonraki testimiz Rise of the Tomb Raider'da grafik ayarları yüksekte FPS değerimiz 85.18 oldu. Rainbow Six Siege'de ultra ayarlarda 114 FPS değerini gördük. Yani FPS'de 120 Hz panelin hakkını en yüksek ayarlarda bile verebilen bir oyun.
Akıcılık hissiyatı burada ciddi düzeyde artıyor. Middle Earth Shadow of War testinde yine ultra ayarlarda 52 FPS elde ettik. Shadow of War için ultra yerine yüksek ayarlar tercih edilebilir. Bu değerler daha önce masaüstü GTX 980 testimizde benzer sonuçlar veriyor. Bir nesilde ve dizüstü bilgisayarlarda bu ciddi bir performans artışı ve Asus'un GTX 1060 uygulamasının başarılı olduğunu gösteriyor. Son olarak 3D Mark TimeSpy Benchmark testinde GL703VM'nin 3772 puan elde ettiğini gördük. Bu test hem işlemci hem de ekran kartı performansını birlikte ölçüyor. Test sonuçları bize 1080p çözünürlükte piyasadaki en güncel oyunları dahi yüksek ayarlarda akıcı şekilde oynatabileceğimizi gösteriyor. Bilgisayarın en büyük eksisi ince ve hafif yapısı sebebiyle daha kalın kasalı modellerde olduğu kadar etkin bir soğutma sağlayamaması. Bunun için fanlı dizüstü bilgisayar standı kullanmak ve bilgisayar fanını yüksek gürültülü modda çalıştırmak gerekiyor. Haliyle her şeyin bir getirisi ve götürüsü var. Hafif, ince ve yüksek taşınabilirliği olan bir aygıt istiyorsanız bir miktar soğutma performansından ya da sessiz çalışmadan feragat etmek durumundasınız. Alternatif olarak bizim yaptığımız gibi maksimum performans modu yerine daha düşük enerji tüketimli modları da kullanabilirsiniz. Sonuç itibariyle Asus GL703VM modeli ROG serisi dizüstü bilgisayarlar arasında GTX 1060 gibi çok sevilen ve istenen bir ekran kartının tam performansını yüksek yenileme hızlı bir panel, ergonomik ve ışıklandırmalı bir klavye ile birleştiriyor. Rakiplerine göre ciddi bir tasarım ve kasa kalitesi avantajıyla da dikkat çekiyor. İster oyun ister genel kullanım için çok şık ve kullanışlı, aynı zamanda taşınabilir bir dizüstü bilgisayar. Asus'un ROG dizüstü bilgisayarlar ailesine genel olarak baktığımızda zirvede GX, yüksek uçta G ve daha erişilebilir fiyatta ama performans olarak yüksek çizgide GL serisi modellerinin olduğunu görüyoruz. GL serisinden sonra standart ROG olmayan hesaplı alternatifler sunuluyor. ROG tarz, tasarım ve performansından ödün vermeden 1080p odaklı modeller yeni GL ailesi içerisinde yer alıyor. GL703VM de piyasada RAM, disk gibi özellikleri değişen birkaç farklı konfigürasyonla sunuluyor. Evet, Asus GL703VM incelememiz burada sona eriyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Çağan Çelik, hoşça kalın.